ortam içerisinde güler yüzlü, güzel bir ortamda böyle işten verebiliyorsanız, onun değeri ne kadar küçük olursa olsun, o ikramı alan insan ondan çok büyük mutluluk, çok büyük haz alır. İnanın, ben bugüne kadar en büyük hazlarımdan, en büyük mutluluğumdan bir gün yaşadım orada. O bayan, o hanımefendinin ekibinin o samimiyetine baktığım zaman çok keyif aldım. Onun için burada tekrar sizin de huzurunuzda hanımefendiye de tekrar teşekkür ederim. Gerçekten Afşin ilçemizde bu potansiyeli, bu hanımefendinin ilçe insanların var olduğunu görüyorum. Mesela bir hanımefendi bize bir dibek kahvesini ikram etme sözünü verdi. Değil mi? Şimdi bakın, bu bir kahve her yerde içebilirsiniz. Dilerseniz bir kahvede de içebilirsiniz. Bir içeri de içebilirsiniz. Ama önemli olan onun samimiyetidir. Onun duygularıdır. Tamam mı? O duygulara, o samimiyeti siz gördüğünüz zaman işte asıl doyurucu olan onlar. Bizim önemli olan oraları yakalamaktır. Ben demin hocama da söyledim. Şimdi bizim kurslar mesela özellikle de programımızın çok üzerinde bir katılımla gerçekleşmiş projelerimiz ve kurslarımız. Ben hoca hanıma da demin acizane söyledim. Aslında bu tür toplantıların, bu tür projelerin ve kursların sadece belli bir meslek dalında müteşekkil oluşmasıyla yetinmemek lazım. Bu kadar hanımefendiyi bir araya getirmişken bu hanımefendilerin gönüllülüğü karşılaştıkları sorunlarıyla toplumumuzun hastalıklı haline gelmiş sıkıntılarıyla da hasbihal etmek lazım. Özellikle bu konularda yetkin olan insanlar olur. Sosyologlar olur, psikologlar olur. Buraya, bu tür yerlere o insanlardan da birisini davet edip bu konuda da eğer hanımefendilere günümüzün sıkıntıları konusunda bizim mali toplantılarımızda mesela hastaneden doktorlarımızdan rica etmiştik. Kanser haftasında gelip bizim arkadaşlarımızla bize çok güzel konuşmalar, eğitimler yaptılar. Şimdi de ben Aile Bakanlığı'yla yazışma halindeyim. Biz oradan bir talebimiz oldu. Siz diyoruz, bayanların gerçekten psikolojik olarak yıprandığı bir yer burası. Evet. Benim talebim şu yönde oldu. Aile toplantılarımızda psikiyatri, kutsal haklarını bilmiyorlar. Tabii. Hukuki yönde yardım için bir avukat talebi oldu. Bu değerlendirme aşamasında şu anda. Birebir il müdürlüğü ile de konuştum. Evet. Onlar da çok yani beğendiler. Olumlu gördüler değil mi? Tabii çok beğendiler. Olumlu değil mi? Bakanlıkta şu anda yazışma aşamasındayım. Yakın zamanda da pozitif yönde inşallah şey olacak. Görüş olacak.